Ablacığım biz geldik. Oo, amcam da gelmiş, hazırlanmış yakışıklı yakışıklı. Oh. Ya çocuklar ne zor işlermiş bunlar ya. Ya ben ne yapacağım, ne diyeceğim? Vallahi sabahtan beri en az 40 kişiye şey sordum, ben ne yaparım, ne ederim diye ya. Ay amcam benim. Annemle babam gideli bütün yükümüz senin üstünde. Hiç heyecanlanma. Her şey yolunda gidecek. Bak göreceksin, Irmak da çok mutlu olacak. Hiç endişelenme amcacığım. Hikmet Bey'le çok iyi geçireceksiniz eminim. Çok iyi insanlar. Senden bir tek şey istiyoruz. Bizim başımızda ol. Böyle sembolik bir kral gibi mi? Sen sembolik bir kralın yapacağından çok daha fazlasını yaptın amca. Babamız oldun. Hiçbir şeyi eksik etmedin yetiştirirken bizi. Annemle babam seninle gurur duyardı bizi bugünlere getirdiğini görse. Tamam. Tamam çocuklar. Bu kadar duygusallık yeter. Sermet Karayel'in arkasındaki sermaye ve beyin diyorlar. Hikmet Kazan için. Ay amca. Birbirinin cebine elini sokmamış. Kaç tane zengin var sanıyorsun dünyada? Sermaye dedin, böyle karmaşık bir yaratık, bir melez. Ne kadar artık yerin altında, ne kadar yerin üstünde belli olmayan bir oluşumu. Yani orası öyle de. Tamam, biz damadımıza bakalım. Bak Fırat hoş, nazik, başarılı, genç bir adam. Bizim kızımıza talip. Bizim kızımız da maşallah sırasıkla aşık ona. Tamam, gerisi bizi ilgilendirmiyor. Keşke Can da bu akşam aramıza katılsaydı. Ne bileyim bahane olurdu. Amcamla tanışırlardı, konuşurlardı. Kaynaşırlardı. Tabii tabii kesin gelir Can. Ben de bayılırdım ya. Amca neyse neyse. Canımızı sıkmayalım. Bak bu gece Irmak'ın gecesi tamam mı? Ağzımızın tadı kaçmayacak. Hoş geldin. Selamlar. Nasılsınız Cemil Bey? Hoş geldin Fırat. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Çok heyecanlıyım. Biraz heyecan normal değil mi? Herkes ne kadar şık böyle. Teşekkürler. Narin nerede? Gelmedi mi? Narin mi? Narin de mi gelecekti? Evet, mesaj atmıştım. Ben gelirim demişti bana. Belki direkt oraya da gelebilir. Çok zarifsin. İyi yapmışsın. Narin de ailemizden sayılır değil mi? Tabii ki. Neyse, ben üstümü alayım çıkalım ha. Fırat. Narin oraya gelecekmiş. Ay, hayatım nedir bu Narin takibi sabahtan beri? Biri illa teşrif etmesi mi lazım? Gelmiyorsa gelmesin Allah Allah. Değil mi? Benim Narin'in geleceğinden bile haberim yoktu. Sana eve mi geleceğim dedi. Evet. Hadi gitmiyor muyuz? Evet. Zaman ne de çabuk geçiyor. Canım amcam, sen bizim her şeyimizsin. Ya vallahi sen olmasan biz ne yapardık amca? İyi akşamlar. Kusura bakmayın geciktim. İşler bitmek bilmedi. Trafikte malum. Afiyet olsun. Hoş geldin Narin. Baba tanıştırayım. Narin Hanım kendisi avukattır. Deniz'in üniversiteden sınıf arkadaşıymış. Hem bizim kasabadan baba biliyor musun? Hikmet Kazan. Memnun oldum kızım. Ben de. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Aslında ben Başkan Bey'i çok iyi tanıyorum tabii. Ama kendisi beni hatırlamaz. Kasabamızın futbol takımının başındaydı. Benim kardeşim de futbol hastası. Neyse. Bıraktık o işleri. Her şey gençlikte. Köşeme çekildim artık. Çiftlikte
huzur içinde yaşıyorum. Benim de en beğendiğim hayat şekli bu ama bu kızları bırakıp bir yere gidemiyoruz ki. Ya. Belki artık gözün arkada kalmaz amcacığım. İnşallah. Ayvalık'taki evi toparlasak ne güzel olur. Hem biz de geliriz arada, değil mi? Beni saymayın. Böyle temiz havadan, kırdan, bayırdan hiç hoşlanmam. Ben şehir kızıyım. Ne yersin Narin? İstersen siparişini kendin ver. Sen söyle. Nasıl olsa otel sizin. Siz daha iyi bilirsiniz ne yenir, değil mi? Bu arada oteliniz çok güzel. Yerine bayıldım. Sağ olun, sağ olun. Artık İstanbul'da en iyi iş turizmde. Yaz kış iş yapıyorsun. Vallahi ben burayı yatırım olsun diye 5 yıl önce almıştım. Sonra aklıma girdiler. İşte toparladık, otel açtık biz de. Ama memnunuz çok şükür. Hem personel de çok iyi. Aşçı hele mükemmel. Baksanıza. Geçildi mi? Ne oldu? Vallahi henüz konuyu açan yok. Oralara gelmedik daha galiba. Süper, çok lezzetli. Evet. Bence mükemmel. Çok heyecanlıyım. Ben de. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Fırat için gönlümden geçen hep böyle çıtı pıtı, güzel, zarif, sarı sarı bir kızdı. Allah duymuş gibi bu güzel hanım kızımızı çıkardı karşısına. Üstelik böyle güzel, asil bir ailenin kızı. Demek dünür oluyoruz Cemil Bey ha? İnşallah efendim. Bu gece bir tanışalım istedim. Görenek, gelenek neyi icap ettiriyorsa en kısa zamanda onu da yapacağız Allah'ın izniyle. Sizce de münasipse önümüzdeki hafta ziyaretinize gelmek isteriz Cemil Bey. Şeref duyarız efendim. Çocuklar aralarında kararlaştırsınlar, bize bildirsinler. Ben her zaman hazırım. Müsaadenizle. Bize ne yaptığını görüyor musun? Beğendin mi geldiğimiz noktayı? Müsaadenizle ben de bir lavaboya gideceğim. Fırat'la Narin gelsin. Sonra gidersin. Ayıp şimdi adama kaçıyor gibi. Bekle. Saçmalama. Gitmem lazım işte. Sen varsın zaten. Allah Allah. Bizim hayatımızla, mutluluğumuzla, geleceğimizle ilgili verdiğin karar bu mu senin? Susmak mı?
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.